Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, çocuklara yönelik sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin bu ay 852 milyon lira yapıldığını belirtti. Yapılan bu destekle çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmaması ve aile bağının güçlendirilmesi sağlanıyor. Türkiye'de Ar-Ge'ye harcanan bütçe bir önceki yıla göre artarak 198 milyar 670 milyon lirayı buldu. En fazla Ar-Ge harcaması ise mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı. E-ticarette her sene yapılan efsane Kasım günleri veya şahane Cuma indirimlerine yönelik yakın takip başladı. Tüketiciye gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında yanıltıcı iddiasıyla incelemeye gidildi. Reklam kurulunun sıkı takibi aldığı 16 adet indirimli satış dosyasına durdurma cezasının yanında toplamda 2.7 milyon lira idari para cezası kesildi. TÜİK, Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %8.7 azalarak 93.761 oldu. 14.941 konut satışıyla en yüksek paya sahip olan il ise İstanbul oldu. Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Muafiyet için belediyeye yazılı başvuru yapacaklar. Yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksidinin Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerse bu muafiyetten yararlanamayacak. Bu zamana kadar ehliyet almayanlar, erteleyenler dikkat! Yeni yıl hayatımıza neşe ve güzelliklerin yanında bir de yeni zamlarla geliyor. 2024 yılında ehliyet almanın maliyeti artıyor. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira ödediler. Gelecek yıl zamlarla beraber bu fiyatın 20 bin liraya geçmesi bekleniyor. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.